Merhaba arkadaşlar. Kendimi son sıralarda lemandaki kullanan adam gibi hissediyorum. Böyle bir şeyler oluyor. Benim sürekli tepem atıyor. Tepem attıkça da böyle işte video gene bir video yaptım. Ondan sonra sevgili Alper Sarılağacı muhabbetlerde inşallah bu videoyu da paylaşır. Başlayalım şimdi kafamı bozan iki olay. Birincisi Ankara gücü maçındaki Ankara gücü Beşiktaş maçında Maganda'nın sahaya atlaması uçan tekmeyi atması ondan sonra gelişen olaylar. Ne oldu? Adam uçan tekmeyi attı. İşte Joseph adamı derdest etti. İşte sonra adamı yakaladılar makaladılar götürdüler. Güya tutuklandı. Ertesi günde serbest bırakıldı. Arkadaş hayatına devam ediyor güzelce. İşte Joseph adamı derdest, derdest ettiği için Joseph'e hakem kırmızı kart gösterdi. Joseph de bir maç ceza aldı. Televizyona çıktı ağladı. Ağlarken ne dedi? İşte kendisi ve e, ailesi kendilerini işte güvende hissetmiyorlarmış Türkiye'de. Tabi hemen e, bir takım sahte milliyetçi e, güruh ortaya çıktı ve Vay sen nasıl Türkiye'ye hakaret edersin falan diye hoplayıp zıplamaya başladılar. Şimdi kardeşim yani Türkiye öyle çok da güvenli bir ülke değil sıradan bir vatandaş için. Önce bunu bir kabul etmemiz lazım. Joseph'in söylediklerinin Türkiye'ye hakaretle makaretle bir alakası yok. Dediğim gibi sen sıradan bir vatandaşsan bir trafik magandası doğan görünümlü şahiniyle seni ezip geçebilir bu yollarda. Veya Mercedes'li bir maganda dur kardeşim yavaş git falan dediğinde çekip silahını seni vurabilir. Yani Türkiye böyle çok da güvenli bir ülke değil. Ama eğer sen ünlü bir futbolcuysan paran da varsa hiçbir şey olmaz kardeşim sana. Hiç merak etme. Sen son derece güvenli bir hayat yaşayabilirsin Türkiye. O yüzden yani böyle televizyonlara çıkıp salya sümük ağlamanın alemi yok yemezler bunu Joseph efendi. Yani eğer yani o kadar da şikayet ediyorsan e, uzatma kardeşim sözleşmeni yani ne yapalım? Yani oturup ağlayacak halimiz yok arkandan yani. Hadi bay bay. Yani, Basket hiç derdinde değil yani. Tamam mı? Şimdi, aa, devam ediyoruz bu konu üzerinde. Şimdi bu işte Maganda serbest bırakılınca... ...bu sefer Beşiktaş medyasında ve sosyal medyasında... ...bir anda bu Maganda'nın avukatlarına saldırı başladı. Vay efendim siz ne hakla bu adamı savunup da serbest bıraktırırsınız... ...bir de utanmadan bu adamın yanında fotoğraf çektirirsiniz falan. Ve hey geri zekalılar bu adamın avukat tutma hakkı vardır. Avukat da gider... Bu adamı savunur avukatın görevi de budur ve başarılı bir avukatsa bu adamı içeriden alır, çıkarır, sokağa koyar. Bu magandanın avukatları da anlaşıldığı kadarıyla son derece başarılı avukatlarmış. Adamı içeri attılar, avukatlar da gitti adamı çıkarttı. Ay efendim nasıl sen bu adamla fotoğraf çektirsin? Lan çektiririm. Ben avukatım. Bundan daha iyi reklam mı olur benim için? Ben ne diyorum bu adamla fotoğraf çektirerek? Ey magandalar sahaya atlarsanız uçan tekme atarsanız bak ben bu adamı tereyağdan kıl çeker gibi içeriden çıkarttım sokağa koydum. Gelin bana ücretimi karşılayın sizi de çıkartayım. Bundan daha güzel şey mi var ya? Bu kafamı bozan tepemi attıran birinci konuydu geçen hafta olanları içerisinde. Kafamı bozan ikinci konu ise Türkiye-Fransa basketbol maçı. Şimdi <laughs> e, ben Avrupa basketbolu hakkında pek konuşmak istemiyorum çünkü çok izlemiyorum. Ama yaklaşık işte 20 küsür yıldır sürekli NBA izleyen bir adamım. Yani biraz Altan tanrı kulu gibi yapayım. Şu ay yukarı her sene bir en az 150 maç falan izlerim NBA'de ben. Yani 20 küsür yıldır da bunu yapıyorum. Dolayısıyla basketbol hakkında da şöyle ucundan acık ötebilirim yani. Bu Fransa'ya yenildikten sonra bir baktım şöyle ortalıkta neler konuşuluyor. Uh, uh bizim millet Cedi ile Furkan'a sal deyip duruyor. Bakın arkadaşlar ee, bu oyuncular faal atışta kaçırırlar, top kaybı da yaparlar. Tamam mı? Biz Cedi ile Furkan'a sallamadan önce birkaç şeyi düşünmemiz gerekiyor. Bir, genelde işte bu tip basket maçlarında şurada burada bu son topu kullanan adamlar takımın en değerli adamlarıdır. Topla hakimiyeti en iyi olan adamlardır. Mesela NBA'de bu işi yapan adam kimdir? Steph Curry'dir, Damian Lillard, Kevin Durant, Jedi Furkan tipi adamlar. NBA'de oynayan orta sınıf oyunculardır. Yani NBA'de çıktıkları maçlarda son topa bu adamlar muhtemelen hiç dokunmazlar ya da şans eseri böyle bir iki defa dokunurlar. Dolayısıyla yani bu çocuklar o son topu kullanırken bunların elleri titrer. Faul atarken de elleri titrer. Bu adamların kaç para aldığı falan önemli değil. Eğer biz Fransa maçını kaybettiysek o maçı kaybetmemizin sebebi Cedi ve Furkan değil o maçı kaybetmemizin sebebi kenarda oturan Ergin'dir. Gergin Ergin. Nedenini de size söyleyeyim. Burada işte NBA'de ben dünyanın en iyi koçlarını izliyorum. Bu adamlar neler yapıyorlar? Hangi durumlarda? Bir son top kullanma durumu varsa Amerika'daki hemen her koç mola alır. Ve bir plan çizer, bir oyun çizer. Biz maç bitmeden hemen önce yani normal süresi bitmeden hemen önce son topu kullanmadan önce Ergin kenarda oturdu hiçbir şey yapmadı gergin. Uzatmanın sonunda da aynısını yapmadı. Yani mola almadı. Yani bu çocukların elleri kolları titriyecek kardeşim sen bunu al mola alacaksın bu adamı sakinleştireceksin bu adamın önüne bir plan çizeceksin ve bu çocuklar orada o topu nasıl kaptırmadan son atışı yapacaklarını görecek. Sen hareketlerden Furkancım arbu bu top sende hadi ne yaparsan yap dersen elini ayağına bulaştırır o topu kaybeder. Çünkü Furkan bir Steph Curry değildir. O yüzden biz de böyle hani e, tamam maçı seyrederken Furkan topu kaybeder, Cedi faal atışını kaçırır tamam sinirlenirsin televizyona terlik atarsın küfredersin falan filan ama maç bittikten sonraki birkaç saat içerisinde lütfen biraz daha sağlıklı düşünelim. Bu çocuklar gerçekten e, harcanacak çocuklar değiller. Bunlar iyi basketbolcular. Dediğim gibi iyi vasat basketbolcuları ama Türkiye için iyi basketbolcular. Burada dediğim gibi Fransa maçını kaybeden Cedi ile Furkan değil kenarda oturan gergindir. Ergindir. Bunu söyleyeyim dedim. Hani beni kıllandıran iki tane konuyu böylece sizlerle paylaşmış olayım dedim. Böylece bir kısa videoyu da sonlandıralım artık. Neyse. Bye bye.